Tamam bırakın. Tamam Umur. Umur beni Umur, bırakın. Tamam Umur, yapma. Tamam Umur gidelim artık. Hadi Umur. Geç sesini. Umut, bırak hadi. Beni lütfen. Umur, lütfen. Sıfırmışsın sen. Tamam geçti bitti. Tamam Umur. Hadi hadi. Sıfır. Hadi. En büyük sıfır. Umur. Umur gel buraya. Umur. Umur, 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 Umur gel. Bu Umur, sana emanet. O hadi bir sıfır bile değil. Ne olur eve götür. Allah'ım ben Umur gel buraya. Umur. Lütfen bırak beni. Umur burada düşeceğiz. Ben kendimdeyim tamam. Umur yapma. Sarhoş dilim bana. Sarhoş. Gel buraya. Yapma. Gel. Allah'ım belası. İnşallah mutlu olun. Canım seni seviyorum. Sana hayranım. Tamam yavaş umurcum gel. Gel canım gel. Geldik işte. İşte geldik yavaş. Tamam. Abba tamam tamam. Tamam gel. Tamam yaslan. Tamam. Abba. Yavaş. Yavaş sakin ol. Tamam. Hop aman dikkat et. Dikkat et dikkat et. Tamam geldik canım. Geldik. Tamam. Gel tamam. Hop. Evet. Tamam sakin ol. Tamam tamam yavaş ol sakin ol. Tamam geldik işte. Geldik hayatım. Geldik. Hah, geldik işte. Hop tamam tamam. Umur yavaş, 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 yavaş. Gel, tamam, tamam, tamam bir tanem. Tamam. Hop, yavaş. Sevmiştim. Tamam, tamam hiçbir şeyin kalmayacak. Zamanla sevgiyi de unutacaksın. Ne istersen yapacağım. Yeter ki, bana yeter nasıl ki, yapabilirim? Yeter ki seni mutlu göreyim. Tamam, hadi yavaş, yavaş. Ona nefes seler yaptım yavaş, ben. Gel. Hop, yavaş, yavaş Umurcuğum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi geleceğim. Murat Bey. İsterseniz siz yukarı çıkmayın. Bu şaka da nereden çıktı şimdi? Bu bir şaka değil. Oyundu ve bitti. Oyun mu? Seninle intikamımı almak için evlendim. Bana bir daha asla el süremeyeceksin. Çünkü senden nefret ediyorum. Çık dışarı. Çık dışarı. Bana aşıktın. Mutluyduk. Evlendik. En güzel gecemize ne oldu böyle birden? Bu nasıl değişme? Söyleyeceksin, öğreneceğim. Bir de soruyorsun ha, pis katil. Katil mi? Sen kocamın katilisin. Kim söyledi, kim uydurdu bu yalanları? Ali Gündüz'e ait her şeyi ele geçireceksin. Karısını bile, öyle mi? Ama buraya kadar. Şimdi sıra bende, biliyor musun? Mahvedeceğim seni. Yaşadığına pişman olacaksın. Çek elini. Umur. Umurcuğum. Hadi birazcık kalk. Hadi hadi kalk birazcık. Hop yavaş. Gel biraz gel. Hep başımızdan geçti hayat. Soda, tuz ve limon. Harikalar yaratır. Evet işte bu kadar. Sana bundan sonra ben bakacağım. Bir anne, bir sevgili, bir dost. Senin her şeyin olacağım. Beni sen mi soydun? Evet. Berbat görüntü. Çekil lan şuradan. Aşağılık fırsat düşkünü pislik. Ben bir dakika Umur. Sen bana başka Umur, şeyler de yapmışsındır. Ben bir şey yapmadım. Aşağılık herif. Umur. Beni yanlış anlıyorsun. Umur ben bir şey yapmak istemedim sana. İnan bana. Umur yap. Çekil şuradan. Bir daha asılırsan seni rezil ederim anladın mı? Ne mal oldun herkese ben söylerim. Ben bir şey yapma. Çekil şuradan. Umur yap. Vurma. Ne vurma. Fırsat düşkünü pislik herif. Ben. Umur. Umur gitme. Umur.
misin? Ya ben Leyla. Can. Umur yok mu? Umur ayrıldı mı? Alo. Can lütfen cevap verir misin? Can lütfen şu telefona cevap ver. Alo. Alo. Aa, bu kapı neden açık böyle? Umur! Can! Can! Umur! Can! Can! Can aç gözlerini! Aman tanrım, yine mi kullandın? Can, can aç gözlerini. Bak, bak, bak nefes alıyorsun bir tanem. Aç gözlerini. Can, can kalk ne olursun. Kalk. Hadi, hadi Can. Hadi, hadi gel. Gel seni hastaneye götüreyim. Gel yardım edeyim. Hadi. Doktor bey. Çok yüksek dozda eroin almış. Eroin bağımlıları genellikle son defa ölmek için alırlar bunu. Peki yaşayacak mı? Bilinmez. Ölümle boğuşuyor. Nereye gidiyorsun? Sana sordum. Bir şey mi oldu? Nereye gidiyorsun? Yaşıyor mu? Evet, henüz yaşıyor ama doktor hiç ümitli değil. Baskın, zina suçu derken o kadar rezaletten sonra nihayet evlenmişler. Bir de düğün yapmışlar. Kadın öyle bir gelinlik giymiş ki okumakla bitmiyor. Parayı alacağımız adres belli artık. Murat Ayhan. Ali Gündüz'ün Kontek şirketiyle ilişkilerimiz ne durumda? Şirketi icraya vermiştik. Sonra emrinize uygun olarak icrayı durdurduk. 65 milyar alacağımız için hiçbir işlem yapmadık efendim. Bana bütün belgeleri, yazışmaları, icra fotokopilerini, Kontek'le ilgili ne varsa getirin. Peki tamam efendim. Hadi. İçeride mi? Can. Can. Çok pişmanım. Her şeye düşmandım o gece. Sevgi olan öfkemi, nefretimi senden çıkardım. Sana vurulan ellerim kırılsın. Sen var ya sen, hepimizden daha onurlu, ölümü göze alan bir insansın. Sen tanıdığım en güzel insansın. Affet beni. Müsaade eder misiniz? Elektroşoku verin. Yapacak bir şey yok.
söyledi. Asıl adı İlhan Koray'dı. Aç kaldığı bir gün Jean adını nasıl aldığını anlatmıştı. Gülmüştük. Yaşama sımsıkı bağlı Jean İlhan Koray'ın ölüm yazısını yazmak bugün ne yazık ki görevim oldu. Karım döndü mü eve? Eşiniz evde yok ama... Bir dakika Murat Bey. Kapı açıldı. Belki gelmişlerdir. Evet efendim, şimdi geldiler. Görüşmek ister miydiniz? Yok, hayır. Yıllar öncesinde başlayan dostluğumuz ve sevgimiz hiç eksilmedi. Yarınlarda da sürecek. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Aşk hikayesi mutlu sonla bitmiş. Her gündüz bir teans telefon. Alo. Alo, ben Çetin. Oo Çetin. Evet, seni dinliyorum. Ne yaptımsa engel olamadım. Karın Murat Ayhan'la evlendi. Ne? Ne diyorsun, evlendi mi? Evet. Kamil Bey adında bir avukat sizi görmek istiyor Murat Bey. Randevumuz var mıydı? Hayır efendim. Eşinizle ilgiliymiş. Borçları için gelmiş. Ne? Hemen odama getir. Buyurun. İyi günler Murat Bey. Rahatsız ettik. Ben avukat İyi Kamil günler. Bora. Buyurun oturun. Belediye mi avukat? Kendisi müvekkilimin sadık adamıdır. Anladım, evet. Sayın eşinizin müvekkilime 100 milyar borcu var Murat Bey. İmzaladığı senetlerin fotokopilerini size getirdim. Buyurun. Alacaklı Bilal Kara 4 parça 25 milyarlık senet. Bu borcun karşılığı neymiş, öğrenebilir miyim? Murat Bey, bu borç Ali Gündüz'den sayın eşinize intikal etmiş. Nasıl intikal etmiş? Niçin etmiş? Bu paranın karşılığı neymiş? Yani malen mi, nakit mi? Özür dilerim. Bu sorularınızın cevabını ben veremem. Yalnız senetteki imzaların eşinize ait olup olmadığını kendisine gösterip öğrenebilirsiniz. Öğreneceğiz. Yalnız imzayı değil, her şeyi öğreneceğiz. Tahsil için ne zaman gelelim Murat Bey? Ben çağırdığım zaman. Ne biçim ise bu senetlerin üzerinde adres falan da yok. Siz bana arayabileceğim telefon ya da adres bırakın. Kusurumuza bakmayın. Adres ve telefon veremeyiz. Biz sizi tekrar ararız. Ödeme yapacaksanız çağırırsınız, geliriz. İyi günler. Buraya gelirken bir daha sakın yanınıza fedayı getirmeyin. Güle güle.
Sen gidebilirsin, gerekirse çağır. Başüstüne efendim. Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı mı? Bende ilginç bir şey yok. Sende varsa dinlerim. Bende var. Bugün yazıhanemin imzaladığın senetleri getirdiler. 100 milyarlık. Fotokopileri getirdim. Senin imza mı? Hı hı. Onları ben imzaladım. 100 milyara imza atıyorsun ha? Neden? Bunu bana sen mi soruyorsun? Evet, ben soruyorum. Yeter! Oyun oynama benimle. O senetleri beni bıçakla yaralayıp imzalattılar. Bunu sen de biliyorsun. Ben nasıl bilebilirim ki? Biliyordun. Ali'yi mahvetmek için üzerine saldığın köpeklerdi beni kaçıranlar. Çıldırdın mı sen? Bunları nasıl düşünebiliyorsun? Niçin sana böyle davranayım? Planın güzel işledi. Sadece bir tek yerde yanlış yaptın. Seni sevdim değil mi? Bir gün doğru olan her şeyi öğreneceksin. Seni beklettim, kusura bakma. Hoş geldin. Haberini alınca hemen geldim Murat Bey, emret. Otur. Ricam olacak Hamza. Karıma 100 milyarlık senet imzalatmışlar. Zorla, tehditle. Bilal Kara tanıyor musun? Bizim alemde herkes birbirini tanır Murat Bey. Bilal'i de tanırım. Öyle 100 milyarlık adam filan değildir. Maşadır Bilal, ya. Kiralıktır. Pisliğinde tekidir. Kime çalışır Hamza? İşte onu ben bilemem beyim. Bilal'i sordun söyledim. Canidir, iş bitirir. Avukatları borcun Ali Gündüz'den karıma kaldığını söyledi. Ali Gündüz'ün bu adamlarla ne ilişkisi olabilir? Aklına ne geliyorsa beyim. Ali Gündüz yanlış üstüne yanlış yaptı. Büyük mafya babalarıyla sırt sırta verdi. Hı hı. Her türlü kaçakçılık işine girdi. Söylediğin gibi olsaydı para kazanırdı. İflas edip canına kıymazdı. Bak beyim, canına kıydı diyorsun ama ben ilk günden beri inanmadım. Bu söylediğin çok önemli Hamza. Bildiğin bir şey varsa söyle, seni memnun ederim. Sen benim paramı ödemekle zaten beni ihya ettin Murat Bey. Ama ben başka bir şey bilmiyorum, sadece huylanıyorum. Peki ben bu düğümü nasıl çözeceğim Hamza? Bir isim vereyim sana, Çetin Alpkaya. Ali Gündüz'ün adamıdır. Bana sorarsan o iç soyu her şeyi biliyor beyim. Çetin Alpkaya. Sağ ol Hamza. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Çetin Alpkaya. Bütün anlattıklarınızı bir ihbar olarak değerlendireceğiz Murat Bey. Sağ olun müdürüm. Ali Gündüz'le sadece ticari ve yasal çalışmalarımız olmuştu. Ama ne yazık ki ben acımasızca suçlanmaktayım. Bu nedenle gerçeklerin peşindeyim. Sizi çok iyi anlıyorum. Bize güvenin. Saklı kalmış gerçekler ortaya çıkacak ve siz mutlaka aklanacaksınız. Umutla bekliyorum sayın müdürüm. Çetin Alpkaya'dan başka düğümü çözebilecek biri varsa bunu da size bildiririm. Teşekkürler Murat Bey. Bomba olacak bir konu yakaladık abi. Anlatsana Burcu. Almanya'daki büromuzdan fax geldi. Ali Gündüz'ün sağ olabileceğine ilişkin notlar vardı. Hey, bombanın da ötesinde bir haber bu. Somut bir şeyler var mı? Ne yazık ki yok. Büromuz Ali Gündüz'ün kaldığı söylenilen otelde araştırma yapmış. Ama otel kayıtlarında Ali Gündüz adına rastlanmamış. Bana kalırsa mutlaka kimlik değiştirmiştir. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Konuyu hafiften işleyelim mi? Bu konu hafif işlenir mi İrfan? Ancak bomba gibi patlatılır. İyice araştırmamız gerek. Bu konusunda ben çalışabilir miyim? Tabii Burcu. Ayrıca ilk kokuyu alan da sensin. Dikkatin için de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Öf be! Kamuoyu çok ilgilenecek bu konuyla. En çok da Sevgi Gündüz. Evet. Doğru. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Hanımefendi odasında mı? Hayır beyefendi. Evde değiller. Öğleden sonra çıktılar, henüz dönmediler. Bana not bıraktı mı? Bırakmadılar efendim. Peki, teşekkür ederim.
Her şeyi görüyorsun, biliyorsun değil mi Ali? Gittikçe yalnızım. Seni öldüren adamla Murat Ayhan'la hesaplaşacağım. Alo. Evet. Oo, iyi akşamlar Murat Bey, nasılsınız? Sevgi mi? Hayır, bugün hiç görmedim kendisini. Şayet sana uğrarsa lütfen beni aramasını söyle. Teşekkür ederim. Sevgi bizde değil oğlum. Kaç gündür de aramadı. Yoksa bir terslik mi var? Hayır, hiçbir terslik yok. Belki sizdedir diye aradım. Tabii gelince sizi aratırım. İyi geceler, hürmetler. Kim o? Sevgi. Merhaba. İçkilisin sen. Tebrikler. Nasıl anladın? Kocan aradı. Hemen eve dönsen iyi olacak. Misafirim var galiba. Beni başından atmak istiyorsun. Saçmalama. Reha pisliğini başımdan attığımdan beri yalnızım. Sahi Umur nerede? Çoktandır görmedim kardeşini. Umur gitti. Can'ın ölümünden sonra çok üzüldü. Yalnız sana şunu söyleyeyim. Umur'a asla ümit vermedim ben. Duygularıyla oynamadım. Bu konuyu kapatalım lütfen. Sen ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istediğimi sana uzun uzun anlatmıştım. Yanlış ve çirkin şeyler yapıyorsun. Seninki intikam almak değil, intihar etmek. Murat'la birlikte sen de mahvolacaksın. Her şeyi göze aldım. Fatih'le öğretmen Nihat'ın kızının kaderinde bunlar yazılıymış meğer. Bana içki ver. Yeteri kadar içmişsin zaten. Eve gitsen iyi olacak. Kocan merak ediyormuş. Boş ver, bana içki ver. Bu saate kadar neredeydin?
Her yerde. İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere giderler. Dokunma bana. Sarhoşsun sen. Herhalde canım. Dolaştığım barlarda süt içmedim. Sabrımı taşırıyorsun Sevgi. Ne yaparsın ha? Döver misin? Ya da köpeklerini üzerime salıp ısırtır mısın? Söylediklerinde bilgim yok benim. Uygunsuz bir saatte eve gelen sensin. Evli olduğunu unutup barlarda içen de sensin. Güzel insanlar vardı gittiğim yerlerde. Mutlu insanlar. Sevgililer ya da yakışıklı erkekler. Sevgi... Düşündüğün gibi olmadı. Tek başıma içtim. Tek başıma dolaştım. Sıkılmadım. Ama bir gün sıkılırsam kendime bir arkadaş bulurum canım. Yeter, yeter. Onurumla oynamana daha fazla izin veremem. Seni seviyorum. Tamam ama aşklar da biter. Bu konuda benim hiçbir kaygım yok. Çünkü sana aşık değilim. Çetin Apkaya. Lütfen bizi. Evet. Müdüriyetten isteniyorsunuz. Buyurun. Ali Gündüz de ne zamandır çalışıyorsun? Kontex'i kurduğu dönemde yanında işe başladı. Kontex paravan bir şirket miydi? Önceleri hayır. Devam et. Sonra ne gibi işler çevirdin? Ben sadece tekstil konusunu biliyorum. Sana şirket paravan mıydı diye sorduk. Önceleri değildi dedin. Evet, öyle dedim. Ama sonra neler yaptığını bilmiyorum. Arkası var ya, zorluk çıkartma. Kuruluşundan beri Kontex'te çalıştın. Ali Gündüz'ün sağ koluydun. Olanları nasıl bilmezsin? Siz neyi öğrenmek istiyorsunuz? Her şeyi. Bizim vaktimiz çok çetin Alpkaya. Bekleriz, tamam mı? Bekleriz! Sen de en az bir ay bizim misafirimiz olursun burada. Size her şeyi anlatacağım. Ali Gündüz, yükselmek, kazanmak için hiç durmadan çalışan müthiş hırslı bir adamdı. Onun çalışma temposuna ayak uydurmak bile zordu. Giyim sanayinde bir numara olmak için her gün yeni planlar, projeler geliştiriyordu. Çok kazanmak için büyük oynamak gerektiğini biliyordu. Fabrikayı büyütmüş, işçi sayısını arttırmış, üretimi 3 katına çıkartmıştı. Artık dışarıya fason iş veriyordu. O dönemde ihracat için teşvik belgesi almak kolaydı. Ali Gündüz aldığı teşvik kredisiyle bankalardan büyük kredi sağladı. Kısa süre içinde Kontex ürünleri Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç edilmeye başlandı. Patronum inanılmaz bir hızla yükseliyordu. Tekstilde dünyanın bir numarası olmak ve Kore ile Tayvan'ın önüne geçmek en büyük arzusuydu. Her şey iyi giderken Körfez Savaşı başladı. Orta Doğu ülkelerine ihracat işi felce uğradı. Tonlarca mal elimizde kaldı. Kısa sürede zor duruma düştük. Bankalar kredilerin ödenmesi için sıkıştırmaya başladı. Satış yapamadığımız için fabrikada üretimi durdurmak zorunda kaldık. Ali Gündüz'ün
daha çok kazanmak hırsıyla ölçüsüz ve plansız açılmasının, borçlanmasının sonuçlarını yaşıyorduk. Çalışmayan işçilerimize toplu sözleşmeye uygun ödemeleri zorunlu olarak yapıyorduk tabii. Vadesi gelip de ödeyemediğimiz banka kredilerinin yeni faizleri ana borcumuzun üzerine çıkmıştı. Hamza Yılmaz denen tefeciye sarıldı. Ali Gündüz aylık %10-12'den faizle para almaya başladı. Hamza Yılmaz'dan sonra başka tefeciler de devreye girdi. Geliyorlar. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam. Buyurun. Paraya ihtiyacınız olduğunu öğrendim, getirdim. Biraz su verir misiniz? Giyimin kış sezonu açılış kokteyline defileyle başlıyoruz Murat Bey. Programı okudum Leyla, çok güzel. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Davetiyeler dağıtıldı, basına haber verildi. Biz hazırız Murat Bey. Teşekkür ederim Leyla. Rica ederim, görevimiz. İzninizle. Bir dakika. Sevgiyle dalgın mısınız? Hayır, ama size karşı olan davranışını onayladığımı söyleyemem. Ali Gündüz'ün intiharına benim neden olduğumu iddia ediyorum. Biliyorum. Ve Sevgi'yi bu saplantısından nasıl vazgeçiririm diye çare arıyorum. Sen Sevgi'nin en iyi arkadaşısın Leyla. Rica ediyorum onu yalnız bırakma. Bir çılgınlık yapmasından korkuyorum. Sevgi'nin size karşı davranışı zaten yeteri kadar çılgınlık Murat Bey. Sezon açılışımıza gelmeyeceğini söyledi. Oysa orada kendisine bir sürpriz hazırlamıştım. Siz sürprizinizden kesinlikle vazgeçmeyin Murat Bey. Sevgi beni kırmaz. Açılışa mutlaka getireceğim. Tamam, peki. Leyla'cığım, senin hatırın büyüktür ama kokteyle katılmayı asla düşünmüyorum. Viskine soda ister misin? Hiç geçmeyeceğim Sevgi. Özür dilerim. Bak, yine unuttum. Sahi sen çalışırken iç geçmezdin. Yani görev sırasında. Şu anda görevli falan değilim Sevgi. Giderek kırıcı olduğunun farkında mısın? Niye alınıyorsun o hayatım? Sevgili patronun sana beni kollaman için görev vermiş olamaz mı? Benim patronum tamam ama senin de kocan Sevgi. Evet. Bu açılış onun için çok önemli. Elit davetlilere, basın mensuplarına sevgili karısının yokluğunu nasıl izah eder? Ayrıca o gece sana şahane bir sürpriz hazırlayacakmış. Elit davetliler, basın ve bir sürpriz, öyle mi? Şimdi katılıyorum. Esas benim sürprizim müthiş olacak. Göreceksin.
İkimiz de oynamaya çalışıyoruz ama beceremiyoruz. Neyi beceremiyoruz Sevgi? Mutlu karı koca rolünü. Mutluluğumuz belki rol ama evliliğimiz gerçek Sevgi. Lütfen bunu unutma. Bana bir içki daha alır mısın? Kaçıncı içkin, farkında mısın? Ben saymıyorum, sen de sayma canım. Sayın misafirlerimiz, Bella Giyim'in kışlık sezon açılışına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi sözü Bella Giyim'in yaratıcısı Sayın Murat Ayhan'a veriyorum. Sağ olun. Açılışımıza gelişinizle onur verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz bu günlere hep birlikte geldik. Hep birlikte başardık. Sayın misafirler, basında zaman zaman tekstil kralı olarak afişe edilmekteyim. Bu payeyi kesinlikle hak etmediğimi söyleyebilirim. Ben işçilerimin, emekçilerimin arkadaşı olmayı tercih ederim. Sağ olun. Sağ olun. Beni dinlemek nezaketinde bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Bildiğinizi umarım, Bella Giyim üretimi arttırmak amacıyla fabrikalar zincirine yeni bir halka daha ekledi. Eski adıyla Kontex, yeni adıyla Bella Giyim olan bu fabrikayı sevgili eşim Sevgi Ayhan adına... Lütfen Sevgi. Bir iki kelime de ben söyleyebilir miyim? Teşekkürler. Bu mutlu günü kutlamak adına biraz içkinin dozunu kaçırdım. Sürçülisan edersem affola. Az önce sevgili kocam bir fabrikadan söz etti. Kontex fabrikası. Tevazu örnekleri sergileyen kocam bu fabrikayı nasıl ele geçirdi biliyor musunuz? Bakın sizlere anlatayım. Evet. O fabrika intihar eden iş adamı Ali Gündüz'e aitti. Bunları neden anlatıyorum sanki? Bildiğinizden hiç şüphem yok. Kim bilir kaç kere dedikodusunu yaptınız, keyiflendiniz. Kocasının toprağı kurumadan Murat Ayhan'ın hayatına giren kadın diye benden söz ettiniz. Evet, o kadın benim. Daha önce Sevgi Gündüz'düm. Bu adı taşımaktan gurur duyardım. Şimdi ise Sevgi Ayhan'ım ve bu adı taşıdığım için utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum.